Ben bu başkanlık sisteminden hiçbir şey anlamadım. Yani belki iyidir, belki tam bir fikrim yok bu konuda. Ama elle tutulur bir şey anlamadım doğrusu. Ama Recep Tayyip Erdoğan ısrar etti. Biz onu çok sevdiğimiz için o neredeyse onu yaptık. Bugüne kadar yaptık. Ama şu ana kadar bir şey anlamadım. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olur. Bekliyoruz. Bir de son eklemem var. Benim bu mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte İmamoğlu'nu kurtarıcı olarak gördü herkes. İşte bu hükümetin yıkılacağını, bunun yerine bunun geleceğini falan filan. O da benim anlayışıma göre tam bir fiyasko çıktı. Yani bundan daha beter olamazdı. Hiçbir faaliyetini göremiyoruz. Bak ben şimdi yanlımanı konuşmuyorum. Hakikaten ben bu kadar boş olduğunu bilmiyordum. Ben buna zaten oy vermedim de bu kadar da boş olduğunu bilmiyordum. Gene de ne varsa ne yoksa gene de herhalde AK Parti'de var. Daha öncekilerin yaptıkları gibi onunla yetineceğiz. Yani. Bu başkanlık seçiminin bu sistem geldiğinde de biz tasvip etmiyorduk. Hani istişare edilmeli. Alınan her kararda ailemizin içinde bile ben bugün çocuğumla bir mevzu yaşadım. Güzel bir mevzuydu. Yani güzel bir yatırımdı. Ben bunu kendi aileme tanıştım önce. Ailemle görüştüm. Siz ne diyorsunuz diye. Ortak bir karar aldık ve o kararı uyguladık. Ben kendim tek başıma da alabilirdim. Kimse de buna hayır diyemezdi. Devletin yönetimi de bu şekilde olmalı. Zaten aile çekirdektir artı devlet ondan sonra toplu olarak. Yani tek başına bir insanın verdiği karar bilmiyorum ya bütün toplumu etkiliyor. Yani doğrusundan çok eksisi oluyor burada. Bu da biz bunu kabul etmiyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Eski sistem iyiydi tabii ki yani. Ya bir bakan, eğer bir bakan onu da biz atamışız. O bakanı da çünkü biz atıyoruz. Onun bir takım inisiyatifleri olabilmeli. Ama şu anda böyle bir inisiyatif yok. Yani yok atamayla. Ben bak biz de yaptık bu mesleği. Atayanın emrindeydim ben hep. Dışına çıkmazdım. Yanlış da yapsa. Çünkü beni o atadı. Benim ona bir vefa borcum var. Şimdi öbürü ama onu dinlemezdi. Yani o böyle onun için yanlış yani. Çok yanlış. Hiçbir zaman o zaman da tasvip etmedim. Keşke biz yanılsaydık. Keşke biz yanılsaydık da ben dedim ki ya tasvip etmedim ama yanıldım. Allah razı olsun. Bir sistem olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de sistemin başarılı kılan bir şey yok. Yani sistem başarılı oldu bence. İşte dediğim gibi her şey yolunda gidiyor da işte pahalılık var sadece. Evet başarılı değil. Başarılı değil. Ama başkan olması bence iyi. Başarılı biri olursa iyi. Yani ki biz de insanız, o da bir insan. O da yemek yiyor, o da içiyor. Onun kendini tamam üstün görebilir çünkü bütün ülkeyi sen yöneteceksin. Yani bir ülkeyi yönetmek zor. Ama yapacaksın. Sen adaylığını koyuyorsan yapacaksın yani. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Soruşturulmalı, araştırılmalı, sorgulanabilmeli, insanlar eleştirilebilmeli en azından. Öyle düşünüyoruz. Şimdi her yaptığım doğru olarak değil ama bunların içinde tabii ki de doğru olanlar da var. Yani eksikler de var, fazlalıklar da var ama şöyle söyleyeyim. Eksikler daha çok gibi gözüküyor bu sistemde. Hani eski düzen daha iyi gibiydi. Biz en azından onu görebiliyoruz. Tabii işleyişin nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat görünen o ki hani eski sistem, parlamenter sistem daha iyi olduğu görünüyor. Yani en azından şu an benim gözlemlediğim, benim bilgim dağarcığında öyle görünüyor. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün yetkiyi bana verin, sonrasına bakın dedi. Bütün yetkiyi verdik. Şu an ülke yani hiç iyi bir durumda bir durumda değil. Bunun herkes farkında ve başkanlık sistemi Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne uymadı. Bu net bir şekilde açık görüyoruz. İlk 2 seneden beri başarılı buluyorum ama bu son 3-5 aydan beri başarısız buluyorum. Neden kaynaklanmış olabilir? Ya, ekonomiden. Ekonomiden. Çünkü bir ticaret anlamında bir şeyimiz yok. Gelirimiz olmadığı için dışa bağlı olduğumuz için orada bir şeyler var ama pek de bir şey değilim. Yani beceremiyorum. Ama bu hükümeti tercih ediyorum. Yani bizim ülkeden demeyeyim ben. Başka ülkeler için söyleyeyim en azından. Başka ülkeler de yapıyormuş. Çok olacak iş değil. Çünkü yani teoride aslında olur gibi duruyor ama şimdi güç zehirlenmesi diye bir şey var. İyi ki bizim ülkemizde yok diyeyim ben. Güç zehirlenmesi olduğunda bir kişi yapacağım diyor ve yapılıyor. Şimdi buna karşı yapabileceğin senin de pek bir şey olmuyor açıkçası. Yani halka danışılan bir şey yok burada. Yani
kimine göre doğru. Adam veya bir ideolojisi vardır, bir düşüncesi vardır. Atıyorum, farazi söylüyorum, faiz enflasyon doğuruyor diye düşünüyordur. Ki haklıdır bence de yani. Ondan sonra buna göre adım atacak. Şimdi kendisi karar verebildiği için başkanlık sisteminde yapılıyor. Ki önceki sistem de yine biraz daha saçmaydı. Çünkü şimdi milletvekili sayısı artırılıyor mecliste ama çoğunluk sensin ki. Ben ne yapayım orada? Hani bu çok saçma bir düzen. Yani parası, herkes girebilir ama girişte para vermek zorundasınız demek gibi bir şey bu. Senin paran var, sen girebiliyorsun, benim yok, giremiyorum. Bu yüzden yani toptan bir değişim olması gerekiyor. Ben kesinlikle parlamentere tekrardan geçilmesini düşünüyorum. Hatta bana soracak olursanız parlamentere geçirip İyi Parti ile CHP bir paylaşım yapmayı düşünüyor gibi bir görüşüm var. Mantıklısı da o zaten. Çünkü ne kadar alternatif varsa o kadar fazla insanlara hitap edebiliriz. İktidar da pişman mıdır sizce bu başkanlık sistemine geçtiğinden pişman mıdır? Sanmıyorum. Yani pişman olmak için yanlış olduğunu kabul etmek gerekiyor önce. Bence hala yani onların niyeti zaten başkanlık sistemi olduğu için, başka bir şey daha derdim de diyemiyorum onu şu an. Dilim tutuldu ondan dolayı. Bundan dolayı kendileri çok yanlış bir şey gördüğünü ben sanmıyorum. Kendilerince doğru olanı yaptılar. Güzel güzel projelerini daha kolayca yapabiliyorlar. Bundan dolayı kesinlikle bence hatta mutlulardır yani.